videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hacerül Esved taşını mutlaka duymuşsunuzdur. Arapçada siyah taş anlamına gelir. Yerden 1,5 metre kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 santim çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bir saygınlık ve kutsiyeti olan ve hac sırasında Hazreti Peygamber'in izinden giderek sünneti gereğince öpülmek suretiyle hürmet edilen bu taş, cahiliye Arapları arasında da kutsal sayılıyordu. Bu yüzden Hazreti İbrahim'den sonra geçen yüzyıllar boyunca gelip geçen bütün kuşaklar bu taşı özenle korudu. Hacerül Esved'in tarihi Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam tarafından inşa edilen yeryüzünün ilk mabedi Kabe'nin tarihiyle paralellik gösterir. Allah, Hazreti İbrahim'e insanların ibadet edecekleri bir mescit yapmasını emrettiğinde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail Kabe'nin temellerini attılar. El-Bakara 2:127. Tarihi kaynaklar Hacerül Esved'in de buraya Hazreti İbrahim tarafından konduğunu kaydeder. Taşın nereden ve nasıl getirildiği konusunda değişik inançlar ve anlatımlar vardır. Ancak kesin bir bilgi yoktur. Mekke'nin yakınında olan Ebu Kübeys Dağı'ndan getirildiğine dair inancın yanında Nesai, bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber'in Hacerül Esved cennettendir buyurduğunu nakleder. Kabe Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra birçok milletlerin kontrolüne geçti ve çeşitli defalar tahrip olup tekrar tekrar inşa ve imar edildi. Her defasında Hacerül Esved de bu durumlardan etkilendi. Hazreti İsmail'den sonra Cürhimlerin eline geçen ve bir süre onların yönetimi altında kalan Kabe zamanla ilgisizlikten harabe haline geldi. Ardından meydana gelen ve tarihi Seylül Farre adıyla geçen bir sel felaketiyle duvarları tümden yıkılan Kabe'den geriye boş bir arazi kaldı. Bu dönemde Hacerül Esved'in nasıl muhafaza edildiği bilinmiyor. Daha sonra güçlü Amalika kabilesinin eline geçen bu bölge ve Kabe onlar tarafından tekrar ihya edildi. Bu kez Kabe'nin duvarları eskisinden daha yüksek yapıldı. Bu Hazreti İbrahim'den sonra Kabe'nin ikinci inşasıdır. Bir süre Kabe'yi hürmetle muhafaza eden Amalikalılar daha sonra burayı kendi mülkleri gibi görmeye başlayıp ziyaretçilere engel olmaya, parası olmayanlara zemzem suyunu bile vermemeye başladılar. Mekke'nin yakınında olan Ebu Kübeys Dağı'ndan getirildiğine dair inancın yanında Hazreti Peygamber'in Hacerül Esved cennettendir buyurduğu da bilinmektedir. İşte o gizemli taşın hikayesi. Kabe'ye saygının kalmadığı bu dönemde harabe haline gelen Kabe ikinci bir sel baskınıyla tamamen yıkıldı. Amalikalılar da bölgeyi terk etti. Amalikalıların sonra tekrar Cürhimilerin eline geçen Kabe üçüncü kez inşa edildi. Zamanla azgınlaşan Cürhimiler Kabe'ye ve hacılara hürmetsizlik edip etrafa terör estirdiler. Cürhimilerin bu tutumunu hazmedemeyip savaş açan Bekroğulları ve Huzalılar onları Mekke'den çıkardı. Ancak şehri terk ederken Kabe'nin değerli eşyalarını yağmalayan Cürhimeler Hacerül Esved'i toprağa gömerek sakladılar. Şehri ele geçirip Huzalılar Cürhimelerin sakladıkları bu taşı bulup tekrar eski yerine koydular. Huzalılardan sonra miladi 440 yılında Mekke ve Kabe'nin yönetimi Peygamberimizin 5. atası Kusay bin Kilab ve oğullarına geçti. Uzun bir kesintiden sonra Kabe tekrar Hazreti İsmail'in torunlarına geçmişti. Kusay Kureyş'ten, Kureyş ise Hazreti İsmail'in soyundandı. Kusay'dan önce Kabe yakınına ev yapıp yerleşmek saygısızlık olarak kabul edildiğinden yerleşim birimi değilken Kusay, Beytullah'ın yanına evler kurulmasını ve buranın şenlendirilmesini emretti. Ayrıca bir başka rivayete göre Kabe'yi yıkıp yeniden inşa etti. Daha sonra Mekke'nin parlamento binası olacak olan Darun Nedye, Kusay'dan kalan evdi. Kusay, Kabe'nin bütün hizmetlerini kendi kabilesinde topladı. Diğer kabileler bu hizmet yarışı nedeniyle ona düşman oldular ve aralarında uzun süre ayrılıklar devam etti. Hazreti Peygamber zamanında duvarları alçak olan Kabe'nin değerli eşyaları çalınmaya başlamış, bu yüzden Kureyş Kabe'yi daha korunaklı bir şekle dönüştürmeye karar vermişti. Tam bu dönemde bir yangınla tahrip olan Kabe, ardından gelen bir sel felaketiyle tamamen yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Ancak Hacerül Esved'i yerine yerleştirme konusunda bencil davranan kabileler bu şerefi başkalarına vermek istemeyince sorun büyüdü. Hatta kılıçlar kınlarından çıktı. Bundan dolayı kan dökmek istemedikleri için de Kabe'ye gelecek ilk kişinin hakemliğini kabul etmekte anlaştılar. Kararlaştıkları günün sabahında Kabe'nin çevresinde beklerken Kabe'ye Muhammedül Emin dedikleri Hazreti Peygamber girince rahatladılar. Çünkü ona güveniyorlardı. Henüz peygamber değildi. Ona düşman olacakları zamana daha vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir bez parçası istedi ve onu yere serdi. Başka rivayete göre abasını yere açtı. Hacerül Esved'i kendi elleriyle üzerine koydu. Her kabileden bir temsilciye bezin bir ucundan tutup kaldırmalarını söyledi. Onların kaldırdığı bu taşı tekrar kendi elleriyle alıp yerine koydu. Allah bu şerefi kendi peygamberine nasip etti. Kabileler ise kaldırmaya ortak olmanın verdiği mutlulukla barıştılar.
Hazreti Peygamber nübüvvetle görevlendirildikten sonra putlardan arındırılan Kabe, Yezid İbni Muaviye'nin ordusu tarafından mancınıklarla taşa tutularak tahrip edildi. Hicri 63, Yezid'i halife olarak kabul etmeyen Mekkeliler Abdullah bin Zübeyr'e beyat ettiler. Mekke'yi muhasara eden Yezid'in ordusu yağlı fitiller atıp mancınıklarla taşa tutarak Kabe'yi tahrip etti. Atılan bu taşlardan biri Hacerül Esved'i 3 parçaya böldü. Yezid'in ordusuna teslim olmayan Mekkeliler Abdullah bin Zübeyr'i halife olarak tanımaya devam etti. Daha sonra Abdullah bin Zübeyr kırılan bu parçaları bir gümüş çerçeve içine koyarak bir araya getirmek istediyse de etrafındaki taşlar yanıp kireçlenmiş olduğundan Hacerül Esved'in parçaları birbirine yapıştırılmakla yetinildi. Kabe'ye ilk örtü de onun emriyle bu dönemde örtüldü. Abdullah bin Zübeyr hacca gelenlerin Yezid'in vahşetini görüp gerçeği anlaması için hac mevsimine kadar tamir ettirmediği Kabe'yi. Bu dönemden sonra halkla yaptığı istişare neticesinde yıkıp yeniden inşa ettirdi. Osmanlı Padişahı 1. Ahmet devrinde tekrar tamir edilen Kabe 18 yıllık bir aradan sonra şiddetli bir sel baskınıyla tekrar yıkıldı. Hacerül Esed'in bir parçası kırıldı. Kabe'nin 4. Murad'ın emriyle yapılan tamir ve inşasıyla birlikte Hacerül Esved de tamir edildi. Bakırdan yapılmış olan muhafaza kabı gümüşle kaplanarak altınla yaldızlandı. Abdülmecid devrinde ise 1839-1861 taşın gümüş çerçevesi tekrar yenilendi. Hacerül Esved'i değerli kılan haccın menasikinden olması ve Resulullah'ın onu öpmesi nedeniyledir. Hacda tavafa Hacerül Esved'den başlanır ve yine onunla bitirilir. Tavaf esnasında Hacerül Esved öpülür. Bu imkan olmadığı takdirde elle, bu da mümkün olmazsa uzaktan selamlanır. Onu öpmek sünnet olduğu için öpülmediği takdirde hac yine yerine getirilmiş olur. Ayrıca Hacerül Esved'in öpülme imkanı bulunmadığı zaman Kabe'de ikinci bir taş olan Yemame taşına elle dokunmak da onun yerine geçer. Bu taşın bulunduğu yere Rüknül Yemani denir. Hazreti Peygamber'in Hacerül Esved'i öptüğü ayrıca veda haccında hasta olduğu bir sırada devesinden inmeden tavaf sırasında değneğiyle ona dokundu. Bir başka zamanda eliyle selam verdiği rivayet edilmektedir. Hazreti Ömer bir haccında Hacerül Esed'e yaklaşıp öpmüş ve şöyle demişti. Çok iyi bilirim ki sen zararı ve faydası olmayan bir taş parçasısın. Eğer Resulullah öpmemiş olsaydı seni asla öpmezdim. Hazreti Ömer puta tapıcılıktan yeni kurtulmuş bir toplumun bir taşın öpülmesini gördüğü an küllenmiş duygularının yeniden kabarmasından endişe ederek böyle bir açıklamayı gerekli görmüştü. Batılıların iddia ettikleri gibi Hacerül Esed'i öpmek puta tapıcı Araplardan Müslümanlara geçen bir miras değil, bir saygı ifadesidir. Hazreti Peygamber'in sünnetine uymadır. İngiliz bilim insanları Arap Yarımadası'ndaki keşif çalışmaları sırasında gökten yağan taşlarla yiten Ubar Vabar kentine 1932'de ulaşmışlar ve çevredeki çöküntülerin, siyah camsı boncukların atmosfer dışı gelen bir meteoride ait olduğunu laboratuvar analizleriyle doğrulamışlardı. 1995 yılında düzenlenen keşif gezisinde 500 metre çaplı çarpma bölgesinde meteor kalıntıları ve oksitlenmiş metal parçaları görülerek örneklerinin analizinde %94 demir, %6 nikel, %2 kobalt ve daha az oranda iridyum ve bakır içerdiği, yaşlarının da çöl ortamı etkisiyle birkaç bin ila 100 bin yıl arasında değiştiği, meteorun atmosfere girerken birkaç büyük parçaya ayrılarak kraterler kompleksi oluşturduğu anlaşılmıştı. İslam alimleri Allah'ın yeryüzüne dair yaratımlardan önce Kabe'nin yerine yerin 7 kat altına uzanacak olan temellerini belirlediğini, Hazreti Muhammed'e göre kara taşın önceleri beyaz olup insanların günahları ile karardığını, Hacerül Esed'in cennete geri döneceğini, İbn Abbas'ın yeryüzünde cennete ait sadece iki varlık olduğunu bildirdiğini, bunlardan birinin Hacerül Esed, diğerinin ise makam İbrahim olduğunu söylediğini aktarmışlardır. Kabe'nin ve siyah taşın kozmik enerjileri ve yer altındaki muazzam pozitif layoutlı birleşimi, tavaf esnasında birçok samimi inançlı insanın olağanüstü bilinç durumları yaşamasına neden olmaktadır. Kalp ise tıpkı Hacer-i Esved gibi gizem taşıdır.